Hangi takımı tutuyordun sen? Tedavi oluyor mu? Yok hocam, çaresi bulunmadı. Hastamızı işlem öncesinde damar yolunu takmak için içeri alıyoruz. Ancak damar yolunu şu anda takmışlar. Hep bunda ne yapacağız şimdi? Hastamızın damar yolunu taktıktan sonra yatağıyla işlem odasına alıyoruz hastamızı. Evet, hastamızı işlem odamıza aldık. Anesteziye uyutmaya başlamadan önce hastanın öncelikli olarak ağzını uyuşturacağız. Bazen hasta uyutulsa bile uyurken öğürme refleksi olabiliyor. Onu da engellemek istiyoruz. Hastamıza hazırlık odamızda serumunu taktıktan sonra, damar yolunu açtıktan sonra odamızı alıyoruz. Hemşire hanım ağzını hastana uyuşturduktan sonra anestezi bölümümüz hastayı damardan uyutma ilaçlarını yapıyor. Öncesinde tansiyonunu tabii ki, nabzını, bunları kontrol ediyoruz. Oksijen desteğini sağlıyoruz hastaların. İşlemden önce zaten anestezi bölümü tarafından sedasyon etkisini tamamıyla değerlendirmiş oluyor hastalar. Dolayısıyla hazır bir şekilde karşımıza geliyor hastalarımız. Hasta uyutulduktan sonra da işlemimizi başlıyoruz. Endoskopi işlemlerimiz genelde 5 dakika kadar sürüyor. Hasta uyurken boğazını da uyuşturduğumuz için öğürtü refleksi olmuyor. Normalde eğer hasta uyutulacak diye boğazını uyuşturmazsak, hasta uyuyor da olsa, hatırlamıyor da olsa öğürtü olabiliyor. Bu da işlemin konforunu bozuyor. Artı bizim görme durumumuzu etkileyebiliyor. Sürekli öğren birisini incelemek biraz daha tabii ki zor olur. Şu anda yemek borusundan mide içerisine girdik. Mide içerisindeyiz. Heyecanlı olan hastalara tabii biraz fazla tükürüp yutabiliyorlar işlem öncesinde. Bu da yine işlemi biraz yarım dakika, bir dakika kadar uzatabilir. İçimde gördüğümüz önemli yerlerin fotoğraflarını almanın yanında tüm işlemi tabi videoya da kaydediyoruz. Bu hastadan bir miktar safra ipucu gördük. Bu sarı yeşil renklenme midedeki, onunla alakalı. Tükürükleri tabi iyi görmek için temizlemek gerekiyor. Midenin çıkışına geldik. Endoskopilerde tabi hastanın şikayetiyle bulgular çok örtüşmeyebiliyor. Yani çok fazla şikayetim olan diyen bir insan da tamamen normal görebileceğiniz gibi hiçbir şikayetim yok deyip de yakınları tarafından ısrarla getirilen hastalarda da bir şeyim yok diyen hastalarda da bazen mide kanserine değin bulgular çıkabiliyor. O yüzden şikayetlerle bir paralellik genelde olmadığından
şikayetlerden ziyade gizli kan pozitifliği, zayıflama, efendime söyleyeyim, gece uykudan uyandıran karın ağrısı şikayetleri, bu tip şeyleri daha çok hesaba almak gerekiyor. Dediğim gibi midenin içinde gözden bir şey kaçmaması için zaman zaman tükürükleri yıkamak gerekiyor. Bazen tükürüklerin altında umulmadık büyük bir ülser falan çıkabilir. O yüzden erinmeden temizliği yapmak gerekiyor. Yoksa büyük bir ülseri bile atlamak bazen mümkün olur eğer temizliğe dikkat etmezsek. Yıkama ve temizleme işlemleri optimum süreyi 1-2 dakika uzatabilir ama işlemin eksik kalmasını da engeller. Gördüğünüz gibi yıkadıktan sonra daha pırıl pırıl görebiliyorsunuz. İşlem öncelikle bütün bölümleri güzel bir şekilde görmeyi hedefliyoruz. Ondan sonra da genellikle Helicobacter pylori için örnek alırız. Gördüğümüz bir polip falan olursa onları alırız. Evet, alalım. Açalım. Kapatalım. Alınan örnekler çok 1-2 milimetrelik örnekler. Bu hastanın zaten hissedebileceği bir şey değil. Direkt bir kanama sebebi olmazlar. Şeyi kapatın. Özel bir kan sulandırıcı ilaç kullanmıyorsa hasta, normal biyopsilerden herhangi bir kanama beklenmez. Bunlar 48-72 saat içerisinde yeri kapanır. Gastrointestinal sistem vücudumuzda en hızlı döngüsü olan hücre gruplarındandır, kemikliğinden sonra. O yüzden aldığınız biyopsi yeri çok çabuk kapanır. Bununla ilgili hiçbir endişe duymaya gerek yok. Geliyor mu hocam? Evet. Geliyor. Açalım. Açık. Tam açılmadı. Kapatalım. Kapat. Biyopsiler patolojiye gönderiliyor. Özel boyamalardan geçiriliyor. Normal biyopsiler 4-5 günü bulabiliyor en hızlı yerlerde bile. Özel işlemlerden geçirdiği için. Ama mide mikrobu ile ilgili hızlı test dediğimiz ürüaz tabanlı testlerimiz var. Ürüaz tabanlı testleri de yine aldığımız bir örnekle şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarımız kitine koydu. Bunlar 2 saatle 1 gün içerisinde toplam en geç sonuç vermekteler. Bir günden sonra negatif olanları negatif kabul ediyoruz. Şu anda işlemimiz sona erdi. Yemek borusunda gözleyerek
çıkıyoruz. Anestezi ekibimiz gerektiği zaman aralarda hastamıza ek dozlar yaparak hastanın sürekli ve düzgün bir şekilde uyumasını sağlıyor. Şu anda işlemimiz bitti. Hastamızın ağzını gevşetiyoruz. Hastamız da gördüğünüz gibi zamanlama olarak mükemmel bir şekilde uyandı. Tabii anestezinin güzelliği bu. Nasıl yapıyorlar biz bilemiyoruz ama çok güzel zamanlama, uyutmalı güzel zamanlı bir şekilde yapılıyor. Uyanması da çabuk oluyor hastaların. Bazen hastalar soruyor işlemden sonra ne kadar uyuyoruz falan diye. Gördüğünüz gibi ilacın anestezi bölümü tarafından çok milimetrik dakik verilmesi neticesinde işlemden 5-10 saniye sonra ya da en fazla yarım dakika sonra hastalar uyanıyor ve sizinle anlamlı bir şekilde konuşabilirler. Hastamızı dinlenme tarafına alacağız. Bir 15-20 dakika dinlendirdikten sonra muayene odasını alarak sonuçlarını hastanın konuşabiliyoruz kendilerine. Gerektiğinde ilaçlarını veriyoruz. Buyurun. Sıkıntı yok. Benden daha iyi miden. Klasik cevabımız benden miden daha iyi. Ülser yok, kanser yok, polip yok. Strese bağlı safra kaçağı var, doğru. Onunla ilgili ilaçlar veririz size. Sağlıkan Bey'in işlemleri bitti. Kendisinin duygu ve görüşlerini almamızı istiyoruz ama kendisinden. Tabii ki. Nasıl geçti efendim? Hissettiniz mi Sağlıkan Bey'in? Hiçbir şey hissetmedim. Gayet konforlu, güzel bir uykuydu. Yaklaşık 3 dakika oldu sizden kalkalı. Yani çok keyifli, dinlendirici bir uykuydu. Yavaş yavaş da. Yardımcısınız var mı şu anda? Hiçbir şey yok. Hiçbir rahatsızlığım, mide şişkinliğim vesaire yok. İşleme girerken vardı, artık yok. Peki böyle bir halsizlik var mı? Mesela sonrasında anlatılanlar. Yani hafif bir... Yok. Yani mide bulantı vesaire hiçbir şeyim yok. Sadece böyle hafif, çakır keyif. Öyle söyleyebilirim. Saatimiz işlem tam böyle 5:45 bitti. 6 gibi yemek yemeye başlayabilirsiniz ama isteğimiz bir çorbayla başlamamızı istiyoruz yemek yemeye ilk başta. Sonra devam edebilirsiniz katı gıdalara. Maksat midenizin ilk başta ıslanmasını istiyoruz yani sıkısı. Kaç saat önce katı gıdalara direkt midemiz boğulmuyor. Tamam. Araba kullanmanız da esmeye bırak imza işleri ya da herhangi bir iş yapmanız bugün boyunca yasaktır. Tamam. Çünkü anestezi aldınız. Bugün boyunca yaptığınız ve okuduğunuz şeyleri idrak edemeyebilirsiniz. Gayet normal bir şekilde. Bunun dışında akşam saat 8 gibi duş banyo yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Tamam. Yok sonuçlarınız maksimum 10 güne kadar çıkacak. Zaten çıktığı durumda da, çağrı merkezindeki arkadaşlar size arayıp bilgilendirmenizi yapacak. Bakteri testiniz de 24 saat sonra çıkacaktır. Bununla alakalı ilk ülkeleri içine geçebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Çok geçmiş oldum. Görüşmek üzere.